Hep kayda girerken böyle kendimi kameranın önünde ve tuhaf pozlar verirken buluyorum. Nasıl giriş yapacağın konusu böyle kameranın önünde oturunca her seferinde kafana takılıyor ya yani çok çok komik oluyorum. Neyse siz onların çoğunu görmüyorsunuz ha. Bu videoda ne var? Bu video birazcık aslında hem kanalda ne var, ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü çok yeni gelenler var, uzun süredir takip edenler var, sıkılıp gidenler var. Arada onlar dönüyor sanırım öyle görüyorum bazen. Görüyoruz. Duyuyoruz. Oluyor böyle şeyler. Ee, bu yüzden de bir toparlama. Hani biz ben ne zamandır e, Twitch'te YouTube'da canlı yayın yapıyorum. YouTube'da e, cansız içerikler üretiyorum. E, cansız derken ruhsuz değil de işte anladınız banttan. <laughs> İç, üretiyorum. İleride ne yapacağız? E, ne planlıyoruz bu kanalda? Kimim ben? Ne oluyor burada? Aslında kimin ben kısmını Günlük playlistine girerseniz, vazgeçtim video serisinden görebilirsiniz. Orada ben kimim? Artık uzun uzun anlattım neredeyse 30'ar dakikalık 3 videodan. Yine merak edenler ona bakabilir. Ama genel olarak hani kısaca özetle bu kanalda ne var? Ne yapıyoruz? Kanal nereye gidecek? Sizin beklentiniz var mı bu kanaldan? Ya da ne tarz içerikler bekliyorsunuz? Bunları toparlayacağımız bir video yapmak istedim. Hemen şöyle toparlayacağım konuyu da aslında içerik üretmeye ben ikili oyunla başladım. Bilenler oradan biliyor. İkili oyun nedir? Bir podcast. Serkan Mutlu ve Ali Akdin dostlarımla birlikte yaptığım bir NBA Euroleague podcastiydi. Biz bunu çok uzun süre çok düzenli götürdük. Sonra hayat şartları. Şimdi daha aralıklı yapabiliyoruz. Hepimizin yoğunlukları vesaireleri farklı ama devam ediyoruz bir şekilde. Bir kısmınız beni oradan tanıyor. İkili Oyun Podcast'ı ile ilgili ve diğer bu saatten sonra anlatacağım bütün içerikler nerede ne yapıyorum hepsini linkini bu arada aşağıda vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. İkili Oyun Podcast'ı ile beni tanıyıp gelenler tabii işin basketbol tarafını görüyor. Basketbol tarafına gelmeden önce bir içerik üretim hayatım daha oldu. Geek Yapar tarafında sevgili Can Sungur'un başından beri kurarken yanında da olduğum Geek Yapar. ...web sitesinden başlayıp YouTube'a geçen... serüveninde bir noktasında... ...ben de daha yoğun dahil oldum. Ve orada çizgi roman günlükleri... ...yapıyorduk. Paralel Evren... ...çizgi roman dükkanından arkadaşım Burçuner ve... ...Can Türkdoğan'la birlikte. Ve orada belli dizi... ...film ya da işte konuklu içeriklere... ...katılıyordum. Bazılarını... ...hatırlamak istemiyor olabilirim. <laughs> Konuktan dolayı... ...bizim ekipten değil. Yanlış anlaşılmasın. İlk yapar yoksa... ...canımız kanımız hala... Oradaki içeriklerden de beni tanıyor olabilirsiniz. Yani oradan mesela hala orada hatırlayıp ya da ondan sonra bir daha görmeyip abi çizgi roman içerikleri yapıyordum Ne oldu onlar? diyenler oldu. Evet, onlara da devam ediyoruz. Özellikle de geçen senenin partnerli almamla beraber Ocak, Şubat aylarından itibaren yoğun olarak Twitch'te başladım. Canlı yayınlarda çizgi roman daha büyük bir yer tutuyordu. Çünkü o dönem hani çizgi roman ve NBA odaklı gidiyorduk daha çok. Yani o zamanlar çok oyun, Twitch tarafında oyun yoğunluklu olduğu için oyun oynama fikri pek yoktu. Biraz da bu stratejik bir e, hamle gibi de görebilirsiniz. Hani kendini tanıtmak için, e, biraz daha seyirci kitlesi edinmek için, Türkiye'de muhabbet etmek, e, biraz böyle jazz chatting dediğimiz günlük hayat içerisinden sadece muhabbet ederek içerik üretmek, bilgi aktarmak e, bizde tanınmak için çok daha iyi bir e, ve siz de sağ olun ki sizin de geri dönüşlerinizi, sizin dinlemenizde, abone olmanızda, içerikleri yaymanızda Twitch'te belli bir kitleye ulaştık bu e, yaklaşık bir buçuk senede. Orada ne yapıyorduk? Dediğim gibi çizgi roman içeriklerimiz vardı. Basketbol derin analiz videolarımız vardı. Basketbol derin analiz videoları nedir? Ben e, maçlardan pozisyonları e, ayıklıyorum sürelerini. E, ayrı bir şekilde yaklaşık bu hani e, maçı izlemesi pozisyon ayıklaması üzerindeki fikirleri oluşturma falan 4 saat falan sürüyor sonra bir de bunun yayını yapıyorduk onlar daha uzun sürüyordu yani 2-3 saati buluyordu sonra onları biraz daha kompak hale getirdik daha iyi oldular bunlara devam ediyoruz bunların eski versiyonlarını yaptığım versiyonu youtube'da birazcık aşağı kaydırırsanız görebileceksiniz hepsi orada duruyorlar nedir bu derin analiz mb video derseniz hepsi var onun dışında basketbolla ilgili genel yorumları da bu videoda yap bu canlı yayınlarda yapıyordum eskiden Twitch'te. Şimdi bunları YouTube'da daha e, düzenli hale gelecek şekilde ki şu anda yine kanalda var. İşte NBA başlıyor. Ondan önce yaptım yine NBA gündem içerikleri. Bunlar NBA başladıktan sonra özellikle hem bu kısa sezon, sezonda Orlando Bubble'ında hem de e, yeni sezonla beraber daha düzenli bir gündem içeriği olacak kanalda ondan da emin olabilirsiniz. Ama tamamen bu YouTube'a geçecek. Twitch'te kalmayacak ya da YouTube'da canlı yayın yapar mıyız bilmiyorum. Belki canlısı arada olabilir. Hani bir soru cevap yayını yapabiliriz. Twitch tarafında ise yine görüntülü olduğu için maç üzerinden görüntülü kısmı YouTube canlı da yapamıyoruz. O yüzden Twitch canlı yayınlarında yine bu derin maç analizlerine devam edeceğiz. Onları da sonra YouTube'a atacağım. Ondan da emin olabilirsiniz yine devamında e, basketbol çizgi roman dışında Twitch'te yine düzenli yaptığımız yayınlar var bunlardan biri reddit redemption evet düzen derken tabii ki bunların arası açılabiliyor bazen 2 haftadır bazen 3 haftada bir olabiliyor reddit redemption yayınlarında reddit subredditlerini keşfediyoruz reddit.com'a giriyoruz siz e, Discord'da bir kanalımız var Discord linki neredesiniz onu da aşağıda vereceğim Discord'da sabit kanalına geliyorsunuz... ...siz öneriyorsunuz, ben bulduklarımı atıyorum... ...sonra onları topluyoruz... ...bir ayında bakıyoruz... ...işte şakalar, makalar, komiklikler, ilginç şeyler... ...tuhaf bilgiler vesaire derken... ...Reddit'in derinlikleri keyifli... ...ama tabi Gunwild'a falan girmiyoruz... ...yanlış olmasın... ...biz normal e, şey, legal içerik... <laughs> ...onun dışında kısa film... ...izliyoruz biz Twitch'te... ...bu da yine e, düzeni... ...bazen 3 haftayı bazen ayda biri bulabiliyor... ...bu kısa film yayınlarında yine... Eğer sizin yaptığınız kısa filmler varsa ya da önerdiğiniz kısa filmler varsa yine e, Discord kanalımızda kısa film e, alt kanalımız var. Serverimizde oraya paylaşabiliyorsunuz. Ben de buradan seçip hem de benim bulduklarımı birleştirip izliyorum. Bu da gayet keyifli geçiyor. Ama tabii ki takdir edersiniz ki bu Reddit ve kısa film yanına YouTube'a atamıyorum. Bunların hepsi Twitch canlı da. Şimdi diyeceksiniz ki bu Twitch tarafında işler nasıl oluyor? Biz bunları nasıl izleyeceğiz? Hangi günler oluyor? Ne zaman oluyor? Ya da yok abi Twitch ben dedi sen YouTube'a devam et. YouTube'a devam edeceğim. Hemen Twitch parantezi açacağım. Şimdi şöyle bir düzen oluşturduk. Pazartesi günleri akşam e, saat saat 11.30-12 civarı goy goy muhabbet yayınımız var. Bu bazı haftalarda Twitch'te oluyor. Bazı haftalarda YouTube'da oluyor. Neden bazen Twitch'te oluyor? Görüntülü yani o haftanın komik bir gündemi vardır. Youtube'dan bazı videolara bakacağızdır. Bakacağızdır. Onları mecburen Twitch'te yapıyor. Ama yok sadece konuşacaksak soru cevap olabilir. Genel muhabbet ediyor olabiliriz. Onları da Youtube'da yapıyoruz. Ben bunları duyuruyorum. Nereden duyuruyorum? Yine aşağıda Twitter, Instagram, Discord. Buralarda beni takip ederseniz, serverımıza girerseniz ya da Telegram'da kanalımız var. Onun da linki aşağıda olacak. Buralara girerseniz haberdar olabilirsiniz. Bunlar ne zaman, hangi saatte başlıyor? Günü belli. Pazartesi ama hangi saatte başlıyor öğrenebilirsiniz. Salı günleri Twitch'te NBA basketbol günü. Yani genel olarak Euroleague'de konuşabiliyoruz. NBA konuşabiliyoruz. Bütün dünya basketbol gündemine bakabiliyoruz. korona ee, döneminde biraz daha eski maçları izliyorduk. Bundan biraz sıkıldım ben açıkçası. Tabi eski maç izlemek keyifliydi maç izlemekten değil de biraz korona psikolojisi birleştiği için hadi nostalji yapıyoruz falan içerikleri orada biraz sıkıldım onu bıraktık. Şimdi daha gündem konuşuruz işte yeni NBA e, restart sezonu başlayacak 30'unda 30 Temmuz'da onları konuşuyoruz. Onları da salı günleri takip edebilirsiniz yine Twitch'te. Bunlar da zaman zaman dediğim gibi NBA gündemi yayınlarına başlarsak YouTube'da canlı olabilir onları da yine duyuracağım. Onun dışında artık eskiden Twitch'te yaptığımız, artık tamamen YouTube'da yaptığımız konsept içeriklerimiz var. Birincisi bunlardan Saksı Reklam Ajansı. Ömer Armankaya ve İsmail Türküsev ile beraber, iki muhteşem stand onları takip edin. Onların da linklerini paylaşacağım aşağıda. Yaptığımız e, reklam ajansı dünyasıyla dalga geçtiğimiz, genel orada bir e, reklam ajansı bir fikir süreci nasıl yaratıyor, bunun parodisini yaptığımız... Bazen güncel markalara atıflarda bulunduğumuz, dalga geçtiğimiz, eğlendiğimiz, geyik fikirler bulduğumuz, bazen de tamamen hayali markalarla ve hatta hatta bir programda gerçek bir marka için bir talep üzerine çalıştığımız içeriklerimiz var. Saks Reklam Ajansı'nda normalde düzeni iki haftada bir ama tabii ki işte Ömer'in, İsmail'in işleri olabiliyor, gösterileri olabiliyor. Takip edin dediğim gibi paylaşacağım linklerini. O yüzden aralar açılabiliyor. 2 hafta 3 hafta olabiliyor ama YouTube'da düzenli olarak bulabiliyorsunuz. E, Playlist'te de bütün bölümleri izleyebilirsiniz. Onun dışında sanatın sepeti var. Sanatın sepetinde de Etem Onur, Bilgiç, Selçuk Ören ikisi de Güzide e, illüstratörler ve Çizerlerimiz. Onlarla beraber sanat dünyasından girip e, işin sepet dünyasına doğru uzanan geyikler yapıyoruz. Ciddi konuşuyoruz. Abi ben çizime nasıl başlarımdan girip, abi Batman'in animasyonunda ne oluyordu'dan çıkıp, abi animelerde şöyle böyle diye atıp tuttuğumuz gayet eğlenceli, o da genelde onların işlerine göre 2-3 haftada bir olan YouTube içeriği. Bunları da yine YouTube'da ilgili playlistten, yani Sanatın Sepeti playlistinden eski bölümlere bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunları artık Twitch'ten çıkardım. Çünkü Twitch'te bunların konseptli yapınca herhalde şu soru, abi YouTube'a gelir mi? Yok abi, gelmiyor. Direkt YouTube'da. Oradan izleyebilirsiniz. Twitch'i toparlıyorum. Twitch tarafında e, artık hani pazartesi, salı içeriğimiz sabit, anlattığım gibi. Goygoy goy muhabbet, NBA içeriği. Çarşamba günü Reddit ya da kısa film içeriği. Onun üzerine de oyun. Ondan sonra, çarşambadan sonra, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar arası %90 ihtimalle e, çevirerek farklı oyunları oynuyoruz. Orada e, gelip yine takip edebilirsiniz. E, şu an hatta bir ton oynuyoruz. Death Trending oynuyoruz. Ghost of Tsushima oynuyoruz. E, AC Odyssey oynuyoruz. Desperados 3'e girdik. Acayip zevkli Sekiro oynuyoruz. Bunları değiştirerek kimseyi sıkmadan eğlenceli bir şekilde muhabbet ederek tabii ki oynamaya devam ediyoruz. Şimdi YouTube tarafına gelirsek. Diyeceksin ki buraya kadar anlattın YouTube'a geç geldim. Dur acele etmeyin geldim YouTube'dayız. Muhtemelen e, YouTube'da şu anda e, Aralık ayından beri ciddi bir artış var benim kanalda. Yani 1000, 1500, 2000 anca olmuştu kanal. Çünkü çok ilgilenmiyordum. Özel içerik yapmıyordum. Twitch'te olanları atıyordum. E, özellikle Witcher e, ve Atiye içeriklerinden sonra, dizi içeriklerinden sonra kanal çok hızlı yeme kazandı. Üzerine Westworld geldi. Üzerine benim günlük içerikli videolarım geldi. Kanal bir anda 15 bin lira dayandı bir 6 ay içerisinde falan. Şimdiki hedef 50 bine gelelim. 50 binden sonra ne yapacağımıza yine bakacağız. Orada belki bir Z raporu daha çıkarız böyle. Şimdi YouTube'da neler var? Kanal nasıl böyle büyüdü? Siz ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ben ne yapmayı planlıyorum? Biraz bunu anlatacağım. Şu anda mevcut içerikler. Birinci içerik günlük. Yani şu an adı günlük ama ileride değiştirmeyi planlıyorum. Burada biraz daha benim hayat tecrübelerimden, günlük yaşantımdan, başka arkadaşlarımla yaptığımız, arkadaş ortamında yaptığımız konuşmalardan çıkan tespitlerden, kendi tespitlerimden uçup kaçmadan ayakları yere basan, bir şekilde kaynaklara dayanan ya da deneyimlere dayanan konulardan bahsediyorum. Ya bunu biraz anlatması zor. Dediğim gibi günlük playlistine bakarsanız zaten kanala girdiğiniz anda playlistler karşınıza çıkacak, bütün playlistler oradan bir izleyebilirsiniz belki size de e, sizin de ilginizi çekebilir. Çekerse tabi ilginizi paylaşmanızı rica ediyorum. Onun dışında dizi içeriklerimiz var. Dizi içerikleri şu an Star Trek'te e, tüm hızıyla devam ediyor. Hayvan gibi, öküz gibi Star Trek çekiyoruz Can Sungur'la. Çok seviyoruz çünkü çok eğlenceli. <laughs> Gerçekten çok çok tatlı. Star Trek içerikleri Next Generation. 7 sezonu boyunca devam edecek oradan tabi bütün bölümleri konuşamıyoruz içinden seçiyoruz bazı bölümleri eliyoruz bazı bölümlere sadece kısaca bahsedip geçiyoruz ama yine de buna rağmen benim tahminim bir 80 90 bölümlük bir külliyat olacak o playlist belki 100 bölüm Çünkü sezon değerlendirmeleri falan da var yani 100 bölüm bulabiliriz şu anda 20 bölüme dayandık 5'te biri bitti dizi içerikleri devam edecek güncel diziler de olacak sungurla konuşuyoruz güncel sevdiğimiz dikkatimizi çeken daha mini dizi, e, tek sezon belki iki sezon, beş bölüm, on bölüm dizilere de gireceğiz. Bunlar da olacak e, ileride. Dediğim gibi zaten Saksı Reklam Ajansı ve Sanatın Sepeti zaten YouTube'da devam ediyor. NBA gündemiyle ilgili yaptığım videolar daha düzenli olarak NBA'nin başımızı devam edecek. Burada arada kalan bir içerik var, gözümüzün ayarı. Bunu WhatsAppına e, a Time in Hollywood'da bir Bruce Lee e, üzerinden bir eleştiri yapmıştım. E, aslında gözümüzün ayarı bir Twitch içeriğiydi. Sinema, dizi, e, animasyon, anime içeriklerini alıp bunların biraz daha arka planı, oradaki karakterlerle ilgili varsa sıkıntıları, varsa övgüleri biraz daha araştırarak e, yönetmenin teknik olarak ne düşündüğünü, e, bazı şeyleri neden çarpıttığını, bunların eğer gerçek bir hikaye ise gerçekliği ne kadar doğru, tarihsel bakış açısı vesaire biraz daha böyle araştırmaya dayalı bir içerik. Gözümüzün ayarı. Ona devam edeceğim. Ama gerçekten biraz emek isteyen, vakit isteyen bir iş. Araştırma isteyen bir iş. Kayda değer işler olunca yapmak istiyorum. Once Upon a Time Hollywood. Ben Tarantino'yu çok sevdiğim için. Bruce Lee'yi çok sevdiğim için. Ve benim bu film çok büyük hayal mı uğrattığı için. Biraz daha işin e, gerçek tarafında ne vardı? Ne olabilirdi? Neler olmuştu gibi konulara değindim bir içerik. Bunu da yine playlistinden ya da kanalda aratarak ulaşabilirsiniz. Bu içeriklere devam edecek. Onun dışında dış içeriklerim var. Dışarıya, şeye de gidiyorum. Misafirliğe de gidiyorum. Bazılarında da içerik ortağıyız. Bunlardan biri zaten artık birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler de vardır. Sevgili dostum, kardeşim Can Sungur'la yaptığımız yatay bakışlar ve dikey çakışlar. Yatay bakış zaten artık kaç? yüz bölüm falan olmuştur herhalde. Sayamadım. O devam ediyor. Orada sayılar inanılmaz arttı. 60 bin, 70 bin. Herhalde yakında 100 binleri göreceğiz. Orada tam gaz devam. Dikey çakış abone özel içeriği. Can Sungur'un kanalında yine onları takip edebilirsiniz. Orada da artık hani birçok e, janradan nefret edilecek boyutta kötü olan. Bu film nasıl çıkmış abi ne yaptınız siz artık bu kadar da olmaz dediğimiz filmlere bir dikey çakış yapıyoruz. E, Sungur'un kanal dışında Günhan'ın kanalında da iki içeriğimiz var. E, Mert Günhan'ın kanalında Firavun'un proları. Burada Batılı çizgi romanları ve e, animasyonları konuşarak başladık ama işin içine dayanamadık. Mangasıydı, animesiydi, her şeye giriyor. Mesela yakında Good Night Pum Pum mangasını konuşacağız. E, orada Günhan'ın kanalında devam edeceğiz. Onun dışında şu an sezon arasında olan, e, yeni sezonun tahminen Eylül-Ekim'de başlayacağı... ...bu hikayedeki Yöt Ben Miyim var. Bu da Turgut Uç'la beraber Mert Günhan'ın kanalında yaptığımız tamamen e, goy goy ve... E, ...agresif e, espriler içeren... E, ...biraz sert bir yayın... ...bunu da meraklısına diyorum... E, ...ben çok seviyorum yapmayı... ...çok keyifli oluyor... ...bir de artık e, hep beraber yaptığımız... ...önce konuk olarak gittim... ...sonra sinsice işlerine sızdım... ...Balon Haber Ajansı var... ...İsmail Türküsev, Ömer Armankaya ile... ...podcast olarak yapıyoruz... ...onu da Spotify'dan bulabilirsiniz... ...Balon Haber Ajansı'nda da... ...herkes bir haber buluyor... ...bu haber balon da olabilir... ...gerçek de olabilir... ...birbirimize anlatıyoruz... Tabii ki sulandırıyoruz saçma sapan yerlere gidiyor konular bomboş geyik yaparken Yarıldığımız sizin de yarılmanızı Ortadan ka karnıyarık gibi açılıp için içinizdeki neler diyorum neyse ama öyle bir şey yok ee, <laughs> Bir e, program o da podcast onu da linki dediğim gibi aşağıda olacak Bu arada tabii e, bitirdiğim artık yapmadığım merağınız yok mu böyle şeylere NBA Action gibi eski içerikler de var Bunlar dönmeyecek İleride belki başka içerikler de yine kalkacak ve yenileri gelecek. Peki ne planlıyorum? Gelecek için ne var? Ee, gelecekte birincisi artık e, derin maç analizleri dışında NBA tarafında derin oyuncu analizleri gelecek. Bunlar yine güncel oyunculardan e, güncel konulardan kurgulu bir şekilde yine benim ekran üzerine çizerek e, pozisyonları göstererek anlatarak odaklayarak e, işte hani burada drive ediyor burada kat ediyor ne düşünüyor koç ne planlamış. Takım orada nasıl düşünüyor? Bu oyuncu hangi pozisyonda daha fayda olabilir? Burada ne düşünmüş? İşte triple threat pozisyonda pozisyonda attığı adım Oha ne kadar iyi bunu nasıl yapmış? Nasıl çalışıyor bunları? Yani bayağı bir detaya indiğimiz Oyuncuların hem geleceğiyle hem de e, Şu anki takımıyla uyumuyla vesaire gibi konuları irdelediğimiz Kurgulu içerikler gelecek tabi bunlar e, şimdi ilk denemede ne kadar iyi olur bilemiyorum e, Berbat bir şey de çıkabilir Burada artık sizden gelecek geri dönüşlerle e, bakacağız İçerik olarak iyi olacak ama görsel olarak, akış olarak bakalım ilk kez kurgu yapacağım için ne olacak hiçbir fikrim yok. O yüzden hani kendinizi ona göre hazırlayın ama içerikte kefilim. içerik iyi olacak. Onun dışında bir animasyon üzerine odaklandığım bir içerik düşünüyorum. Zaten hani filmleri genel olarak sinema dünyasını yatay bakışta konuşuyoruz. Dizi dünyasını benim kanalımda konuşuyoruz. Ben bir de animasyonlar üzerine sadece odaklandığım sevdiğim, bende uyandırdığı duygular içerisinde üzerinden konuştuğum bir içerik planlıyorum. Bu şimdilik kenarda. Biraz bunun vaktini nasıl ayarlarım, nasıl sıklı olur onu planlayacağım. Umarım gelecek. Haftalık NBA gündeminden bahsettim. Bu da yine planlar, planlar arasında daha düzenli akacak. Gündem, konular, haberler, ne oluyor ne bitiyor NBA'de. Daha böyle yine kompak 10 dakika, 15 dakika konuştuğumuz videolar gelecek. Bir de e, tabii ki hepinizin çok sorduğu, çok e, üzerine düştü bir kitap içeriği konusu var. Şimdi kitap içeriği yapmak zor. Yani e, bir de bu kadar şeyle uğraşırken, yani benim ayda yüzden fazla saat e, canlı yayın yapmaya çalışıyorum. YouTube'da diğer içerikler, NBA, çizgi roman, bir de kitap okumak, tabii ki bunu düzen çıkarmak çok zor. Ama belirli dönemlerde gelecek kitaplar üzerinden ya da belirli dönemlerde, pardon, belirli dönemlerde gelecek diziler filmler üzerinden ve onların kitapları üzerinden konuşmak istiyorum. Mesela yakın dönemde gelecek düğün. Düğünle ilgili bir içerik zaten e, yapma planım uzun süredir vardı. Bu tarz kitap içeriklerini çok düzenli olarak geleceğine söz vermeyeceğim bir şekilde yapacağım. Buna da azlıklı olabilirsiniz. Evet buraya kadar içerikleri toparladım. Peki şimdi ben ne istiyorum? Ne bekliyorum sizden? Aslında rica ediyorum. Ee, şimdi kanal abonelikleri artıyor. Ee, parasız aboneliklerden bahsediyorum. Normal abonelik. Subscribe butonu. Süper. Çok seviyorum. Elinize sağlık. Burada ama çok ilginç bir durum var. Hala birçok videoda hani abonelerden gelen izlenme 55-60'lara kadar düşüyor. Abone dışı izlenme ve bunların süreleri az değil %40'lara kadar çıkıyor. Tıklayın be bir abone olun. Çok sorun değil. Üzmem sizi yani korkmayın. Onun dışında... Ücretli aboneliklerimiz var. Burada iyi sayılara ulaştık. 150-200 civarlarına geldik. Orası oynuyor arada. 150-200 arasına gidip geliyoruz. Burada basamaklarımız var. 5 TL, 15 TL, 60 TL ve 150 TL. 5 TL. Abi kanalı desteğim olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bence en kıymetli e, aboneliklerden biri. En azından bu desteği görmek e, benim için de kanalda içerik yaparken bir heves yaratıyor. Çünkü ben biraz konuya şöyle bakıyorum. Yani abone olun ve size özel içerik vereyimden çok, ya buradaki desteğinizi alayım ki ben düzenli içeri herkes açıkta yapabileyim. Anlatabildim mi derdim? Biraz hani e, 150-200 kişiye de içeriği kapatmak istemem ama erken erişimlere başladık. Evet, aboneler için erken erişimlerimiz var. Mesela Star Trek videoları onları erken erişiyor ama herkes izliyoruz günün sonunda. Abone olmayanlara bu tarz, bu tarz güzelliklerimiz var. 15 TL'lik seviye zaten full abone özel içerik olduğunda onlar izleyebiliyorlar ve üstü. 60 TL e, espresso seviyesi yine bizim kalk gellerimiz var. Ekipçe yaptığımız şu an yapamıyoruz tabii koronadan dolayı. Kalk gel e, sahne gösterimize, sahne içeriklerimize bunu zorlu da yapıyorduk. Bilenler biliyor bilmeyenler için kalk gel diye aratırsanız zorlu da içeriğinin detaylarını, videolarını, fotoğraflarını e, sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Hatta ben de onları da aşağıya vereceğim size. E... Orada indirim kazanıyorsunuz ve bende bir kahve içme şansı kazanıyorsunuz. Yapabildiğimiz zaman tabii. Şu an kadar sanırım 9 tane mi yaptık? Aslında iyi gidiyorduk ya. Yani. yani full geçiyordu. Çok da özledim açıkçası kalk gelir. Umarım kısa zamanda da geri dönebiliriz. 100 li TL'lik abonelik seviyesi zaten artık tamam abi sen hani <laughs> gel, gel kanalımızın ortağı gibi bir şeysin demek. Burada bu abonelik seviyesinde ben size her ay 150 li TL'lik aboneliğinizi devam ettirdiğiniz sürece seçtiğim bir kitabı ya da çizgi romanı hediye ediyorum. Böyle de bir güzellik var. Tabi bu her ay dediğim e, bunda şöyle bir sınırımız var. Maksimum 3 e, ay ya da 6 ay gibi olacak. Çünkü bir yerden sonra şey de olsun istemem. E, size istemediğiniz bir sürü kitabı da yollamak istemem. E, oradaki her ay tanımı aslında şeyde biraz yanlış oldu ama işte belli bir süre böyle bir promosyon gibi bunu devam ettireceğiz. Ondan sonra farklı şeyler yapmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak ileride göreceğiz onu da. O yüzden hani klasik olarak bir YouTube klasik olarak kanala abone olun. Ücretli abone olun, keyfinize göre. Çana tıklayın bildirimler gelsin. Bu bildirim işi biraz Bazen geliyor bazen gelmiyor. Eğer bildirim YouTube'dan gelmiyorsa Twitter'dan yine Instagram'dan yine Discord'dan. Discord'da bu arada bildirim konusunda full düzenli gidiyor. Takip ederseniz ulaşabilirsiniz. Ve paylaşıp yani kanalı ne kadar çok paylaşırsanız izlenmeleri yorumları ...like'ları arttırırsak YouTube'un bizi önermesi de artıyor. Şu an kanalda her şeye giderken şöyle bir eksiğimiz var. YouTube öneriler kısmında bizi biraz kısıtlıyor. Yani oralarda daha çok belli... ...işte mesela Can Sungur videosu izliyorsanız evet benimki çıkıyor da... ...bizim ekiple ilgili bir şeyler izliyorsanız ben çıkıyorum ama... ...biraz daha genele yayılamıyoruz. Biraz daha burada paylaşımı, like'lamayı, yorumlamayı arttırmamız gerekecek. O yüzden sizden bunu da rica ediyorum. Ve şunu bekliyorum. Önerileriniz. Ama bu öneriler lütfen şöyle olmasın. Abi kurgu yap. Abi renkleri kız. Abi sesinle oyna. Tamam bunlar teknik sorunlar. Bunları çözeriz. Biraz daha içerikle ilgili. Yani abi şunu yap, yapar mısın? Böyle bir içerik bekliyoruz senden. Ya şu konularda da konuşmak istemez misin? Ya da işte böyle böyle ee, bir dizi var. Bununla, konu, bununla ilgili konuş değil de. Abi dizi yapıyorsun ama işte dizi e, şöyle bir konsept de mi eklesen? Falan tarzı böyle biraz daha içerik konseptine yönelik. Fikirleriniz, önerileriniz varsa bunları bekliyorum. Sadece dizi değil tabii. Her konuda olabilir. Spor olabilir. Başka konular olabilir. Günlük konular olabilir. Gündem konular olabilir. Bunlar da yorumlarınızı yapın lütfen. Onları da konuşalım. Yine bunun dışında başka sorularınız varsa kanalla ilgili, YouTube kanalıyla ilgili, ile ilgili, canlı yayınlarla ilgili abi seni nereden takip edeceğiz, nasıl bulacağız, sen kimsinle ilgili sorularınız varsa yine yazın. Hepsine bir şekilde yanıt vereceğim. Ya da yanıtlarını zaten bu videonun altında, üstünde, yanında, sağında, solunda çıkan ending card'ın, card'ında bilmem ne her yerinde bulabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda artık yine e, sarılır, koklaşırız. Hadi bay bay.